Çoğunuz için inanılmaz anılar biriktirdiğiniz bir süreç sona ermek üzere. Sabırsızlık, heyecan, tereddüt, kaygı, mutluluk, iyi kötü bütün duyguları bir anda yaşıyor olabilirsiniz. Benim bu videomu izliyorsan kesin iyi bir anne veya baba olacaksın. Bazılarınız şaşırıp nasıl böyle bir kesin kanıya vardığımı merak ediyor olabilir. Bunun birkaç sebebi var ama öncelikle bir sebebini açıklayacağım. Siz bebeğini, çocuğunu düşünen anne babalarsınız. Sizin durumunuzda olup binlerce anne babanın ne eğitim ne gelişim umurunda. Bir an evvel doğsa da kurtulsam bu yükten diyorlar. Bu tip anne babalar çocukların gelişimi için nelere dikkat edeceklerini bilmiyor. Öğrenip çocuklarını bilinçli yetiştirmek gibi bir gayeleri de yok zaten. Basit bir cümleyle kendilerini haklı çıkarmaya bile çalışıyorlar. Neymiş o cümle? Biz nasıl büyüdüysek onlar da öyle büyür. İşte öyle kolay değil sevgili anne babalar. Daha doğrusu çocuğunuzun hayatını önemsiyorsanız anne karnından itibaren çocukluktan çıkana dek ona daha bilinçli davranmalısınız ki daha anlamlı bir hayat yaşayan çocuklarınız olsun. Tam tersini düşünmek bile istemiyorum. Gizden gizli hayatımızı saran ruhsal problemlerin sebebi çocukluğa ve bebekliğe dayandığını biliyoruz. Sırf bu yüzden bile eğitim şart, bilinçli anne baba olmak şart. Yine düştü çenemiz. Konuya gelemeden neler neler saydık. Bu hafta 37. hafta. Bakalım bu haftada olan gelişmeler neler? Anne adaylarının ne gibi değişmeler bekliyor? Hepsi videomuzda. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 37. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 48-49 cm. Uzun bir pazı sapı kadardır. Ağırlığı yaklaşık 2800-2900 gramdır. Hamileliğinizin 37. haftasında bebeğinizin bütün sistemleri doğum için hazır durumda. Akciğerlerinin ilk defa hava ile temas edeceği zamana kadar gelişmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Henüz anne karnında nefes alabileceği bir ortama sahip olmasa da bebeğiniz bu haftalarda anne karnı içerisinde yavaş yavaş nefes alıp vermeye benzer hareketlerle bu refleksini geliştirmeye çalışacak. Ayrıca henüz gelişiminin tamamen bitmediğini de söyleyebileceğimiz yapıların arasında kemikleri de var. Fonksiyonel olarak hazır ve kullanımdalar. Ancak henüz kıkırdaksı yapıdalar ve sertleşmek için doğumdan sonrasını bekliyorlar. 37 haftalık gebelikte bebeğin boyu uzamaya devam ediyor. Cildinin alt kısmı, organlarının ve bazı kasların etrafı yağlanmaya devam ediyor. Bu yağlanma bebeğinizin doğduğunda vücut ısı kontrolünü sağlamasına, gelişmesine ve hayatta kalmasına yardımcı olacak. Anne karnında 37 haftalık bebekte akciğerler büyük oranda gelişti ve eğer bu hafta doğarsa muhtemelen yardımsız bir şekilde nefes alabilecek durumda. Parmak hareketleri ve kavrama yeteneği daha da gelişti. Sadece ellerin değil yüzünü veya ayak parmaklarını kavrayabiliyor. Bu haftanın sonunda emme kasları da tamamen gelişmiş olacağı için annesinin memesini emebilecek kıvama geldi. Sindirim sistemi de anne sütüyle beslenmeye hazır. Her ne kadar bebeğiniz bu zamana kadar olan gelişimini başarıyla tamamlamış olsa bile 38. haftanın bitiminden önce olan doğumlar erken olarak kabul edilebilir. Geriye kalan haftalarda da alması gereken yaklaşık yarım kilo kadar bir ağırlık var. Erkek bebekler için bu miktar biraz daha fazla olabilir. Bu nedenle kız çocuk bekleyen annelere göre erkek çocuk bekleyen anneler biraz daha çok yemek yeme ihtiyacı hissedebilirler. Bebeğinizin kalbi dakikada 110 ila 150 arası bir atım yapıyor. Gebelikte 37. haftada bebeğin kalın bağırsaklarında mekonyum adı verilen siyah kaka üretimi devam ediyor. Eğer bebekler bir sıkıntı yaşarsa anne karnında bu kakayı yapabilirler. Amniyon sıvısı bu hafta gelirse ve koyu bir renkse bebeğin bu kakayı annesinin karnında yapmış olma ihtimali çok yüksektir. Doktor böyle bir durumda doğumu başlatma kararı alabilir. Bu dönemde ortalama her 4 bebekten 3'ü anne karnında baş aşağı pozisyonda yatmaktadır. Böylelikle bebeğinizin kafatası leğen kemiği tarafından korunacak şekilde doğuma kadar bekler. Birçok bebeğin bu dönemde saçları çıkmıştır. Ancak kimi bebekler diğerlerine oranla daha az saçla doğabilir. Bu zamana kadar onu koruyan Lanuga isimli tüy tabakası yok oldu. Ancak bu dönemde bebeğinizin hem anne karnında hem de doğumdan sonra
sonraki ilk süreçte onu koruyan yeni bir tabaka oluşacak. Bu tabaka doğumdan sonra bebeğinizin üzerinde görebileceğiniz beyaz ve kaygan bir sıvıdan oluşuyor. Wernicke-Case-Oz ismi verilen bu sıvı hakkında yapılan çalışmalara göre doğumdan kısa süre sonra bebeğinizin üzerinde bu tabakanın temizlenmesi bebeğin ısı kaybının daha fazla olması anlamına geliyor. Ancak bu tabakanın asıl görevinin yeni doğmuş bebeğin mikrobiyomunu oluşturmasına yardım etmek olduğu tahmin ediliyor. Bu konudaki bütün çalışmalar sonucunda doktorlar bebeğin doğduktan sonra ilk 48 saat içinde yıkanmamasının daha doğru olacağını söylüyor. Plasentanın boyu ve kalınlığı en yüksek seviyededir. Yani 25 cm boyunda 2-3 cm genişliğindedir. Doğumdaki ağırlığı 700 ila 750 gram olacaktır. 37 hafta hamilelikte erkek bebeklerde testis torbalarına tamamen inmesine çok az kaldı. Bebeğiniz sizin ve eşinizin sesini çok iyi tanıyor. Görme yeteneği de her geçen hafta daha da gelişiyor. Bu hafta göbek kordonu aracılığıyla anneden bebeğe antikorlar geçmeye başlıyor. Bu antikorlar bebeğin rahim dışında karşılaşacağı hastalık ve mikroplara karşı hazırlıklı olmasını sağlar. Annelerin duygu durumu ve bedensel sağlığı bebek hareketlerini etkiler. Eğer hamileliğinizde her şey yolundaysa, siz mutlu ve huzurluysanız, beslenmenize dikkat ediyorsanız, onunla keyifli konuşmalar yapıyorsanız, strese girecek ve yorgun hissettirecek bir şeyler yapmıyorsanız, o da büyük bir ihtimalle huzurlu hisseder ve sağlıklı hareketlerine devam eder. Bu hafta ultrason cihazı bebeğinizin tam büyüklüğünü ve kilosunu vermez. Eksi artı 500 ila 600 gram yanılma payı olabilir. Doğuma artık birkaç adımın kaldığı bu son haftalarda içeride bebeğin kütlesinin artmaya devam etmesiyle leğen kemiğinize olan baskı da artacak. Bebeğinize daha fazla yer açmak için bugüne kadar bebeğinizin içinde yüzdüğü amniyotik sıvı azalmaya başlayacak. Bu dönemdeki hamilelerin yaşadığı vajinal akıntının artması normal. Ancak bu haftalarda bu akıntı içerisinde kan fark ederseniz bu yüksek ihtimalle doğuma birkaç gün kaldığının bir işaretidir. Bugünlerde hissedilen göğüs hassasiyeti hamileler arasında çok yaygındır. Çok sık olmasa da bazı kişilerde bu hassasiyet acı verici seviyelere dahi ulaşabiliyor. Buna benzer bir hassasiyet yaşayabileceğiniz başka bir nokta ise mideniz. Bu dönemde mide yanmaları ve hazımsızlık hissedebilirsiniz. Bugünlerde uyku sizin için hiç olmadığı kadar büyük bir problem haline dönüşebilir. Fırsatını buldukça muhakkak uyumaya çalışın. Hem bu dönemde yorgunluğunuz artacağı için uyumak en iyi bir çözüm olacaktır. Hem de doğum sonrası uykusuz kalacağınız döneme mümkün olduğunca dinç girebilmek için. Yorgunluk ve uykusuzluk hamilelerde diğer insanlarda yol açtığından daha fazla bacak kramplarına yol açabiliyor. Bunların yanı sıra susuzluk, kalsiyum ve magnezyum yetersizliği de bacak kramplarının sebebi olabilir. Taşıdığınız annelik yükünün fiziksel yönü, yorgunluğun yanı sıra bacaktaki kılcal damarlarda çatlamalar olan varise neden olabilir. Eğer bunun MR'lerini bacaklarınızda görüyorsanız sol tarafınıza dönerek yatmak daha iyi olacaktır. Bunu ek olarak yatarken ya da uzanmış dinlerken ayaklarınızın altına yastık koymak da tıpkı sola dönerek yatmak gibi dolaşım sisteminin rahatlamasını sağlayacaktır. Kilo almanız durabilir veya çok yavaşlayabilir. Siz kilo almasanız da bebeğiniz kilo almaya devam edecektir. Doğum anı yaklaştıkça sanki günlerin daha bir yavaş geçiyor olduğu hissi ve doğumun ne zaman olacağını bilememek sizde asabiyet yaratabilir. Karnınızın büyümesi ve aşağı inmesinden kaynaklı çevrenizden veya hiç tanımadığınız birilerinden bebek acaba erken mi gelecek diye yorumlara kulaklarınızı tıkayın. Sancılar başladığında sancılarla nasıl baş edeceğinize dair korkular yaşıyor olabilirsiniz. Korku ve endişeleriniz artmaya başladıysa doktorunuzdan veya doğum psikoloğundan destek isteyin. Bu haftalarda anne adaylarının en büyük merak ve odak konusu doğumdur. Doğum ağrısından korkuyorsanız bunu mutlaka doktorunuz ve ebenizle konuşun. Doğum ekibindeki doğum destekçinizin ilaç dışı ağrı kesici yöntemlerini kullanıp kullanmadığını sorgulayabilirsiniz. İlaç dışı ağrı kesici yöntemler hem ağrılarla başa çıkmanızı kolaylaştırır hem de gereksiz yere doğumda bebeğinize ilaç gitmesini önlemiş olur. Bu teknikleri şöyle sıralayabiliriz. Anne adayının önceden tanışıp güven duyacağı birebir ebe desteği annelerin pozitif doğum deneyimini yaşamasını sağlar.
gevşemek ve sakin kalmak, stres hormonu olan adrenalin salgısını önler, vücudun doğal ağrı kesicisi olan endorfin hormonunun salgılanmaya başlamasına etki eder. Gevşemiş olan anne adayı doğumda ağrıyı daha az hisseder ve bu da kasılmalar sırasında bebeğe daha fazla oksijen gitmesine yardımcı olur. Gevşemenin en etkili yollarından biri de doğum odasının kalabalık olmaması ve odada istenilen ve odada sadece ihtiyaç duyulan kişilerin bulunmasıdır. Loş ve ısısı ideal bir oda da gevşeme için çok etkilidir. Ayrıca rahatlatıcı ve gevşetici müzikler dinlemek gevşemeye yardımcı olur. Gevşeme üzerinde kokuların da çok büyük etkisi vardır. Kokular beyindeki reseptörleri uyarır, bu sayede ağrı algısı azalır. Doğumda papatya, lavanta, gül kokuları tercih edebilirsiniz. Düzenli ve ritmik nefesler almak, çalışan rahim kaslarındaki oksijen azlığını yenmek için çok etkilidir. Ilık bir duş almak veya suda doğum yapmak da rahatlatıcı bir etki yapar. Hareket özgürlüğü, yürümek, pozisyon değiştirmek ve ritmik sallanmalar bebeğin yer çekimi etkisiyle pelvise baskı yapmasını kolaylaştırır. Anne adayının bel bölgesine masaj yapmak, dokunma duyusunu harekete geçirdiği için ağrı iletilerinin beyne ulaşmasını engeller. Karın kasları üzerinde de gevşetici bir etki yapar. Bu kasılmalar sırasında daha az ağrı hissedilmesini sağlar. Anne adayının odaklanma sesleri çıkarması rahim ağzını açmayı kolaylaştıracaktır. Doğumda hipnozun kullanımı yararı kanıtlanmış rahatlatıcı teknikler arasındadır. Ancak bunun için eğitimli bir doğum destekçisi gerekir. Doğum sırasında odaklanmayı arttıran telkin cümleleri tekrarlayabilirsiniz. Bu cümleler gevşetici ve bu sayede ağrı kesici etkiye sahiptir. Eş desteği çok önemlidir. Doğum başlatan oksitosin hormonu aynı zamanda sevgi hormonudur. O hormonun salınımı eş desteğiyle maksimum oranlara çıkabilir. Bu gibi tekniklerle daha rahat bir doğum gerçekleştirebilirsiniz. Peki doğuma giderken neleri götürmeliyim diye merak edilen bir konu var. Onu da açıklayalım. Gebeliğin 37. haftasında doğum çantanızı hazırlamaya başlamanızda yarar var. Doğum çantanızda bulunması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Siz de aynı zamanda not edin isterseniz. Çantanızda bir eksiklik olmasın. Önden rahatlıkla açılabilen gecelik ve sabahlık, terlik, en az 2-3 adet çorap, birkaç havlu, iç çamaşırı, bu fazla sayıda olursa iyi olur, daha iyi olur. Kamera ve fotoğraf makinesi, doğum öncesi, doğum anı ve sonrasındaki mutlu anıları ölümsüzleştirmek için gerekebilir. Ama daha basit telefon çekimleri de yapabilirsiniz isterseniz. Yapıyorsanız makyaj malzemeleri, mümkünse doğal ürünler olabilir. Şampuan ve benzeri temizlik malzemeleri ve diş fırçası. Organik meme ucu kremi, kadın pedi, göğüs pedi, atıştırmak için hafif ve enerji veren yiyecekler. Hastaneden çıkarken giyebileceğiniz ve kendinizi iyi hissettirecek bir kıyafet. Eşiniz için yedek kıyafet, çamaşır ve terlik. Peki bebek için neleri hazır etmeliyiz? Yeni doğan hastane çıkış seti. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bundan 2 adet olursa daha tedbirli hareket etmiş olursunuz. Yedek alt üst kıyafet, battaniye, pişik kremi, bebek bezi, pamuk, ince mendiller, müslim bezi. Benim aklıma gelenler ve sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. Sizlerin de aklına gelen benim unuttuklarım varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Diğer annelere de hatırlatmış olursunuz. Su içmekten vazgeçmeyin. Hamileliğin son zamanlarına yaklaşılan 37. hafta itibariyle düzenli su içmeye devam etmek en az ilk günlerdeki kadar önemli. Doğum gerçekleşene kadar günde en az 8 bardak su içmek hem anne hem de çocuk sağlığı için çok önemli. Artan kalori ihtiyacınızı karşılamakta sağlıklı atıştırmalıklar size yardımcı olacaktır. Eğer bacaklarınızda kramp ve kasılma hissediyorsanız zengin magnezyum içeren kuru yemişler, badem, kaju, kabak çekirdeği gibi besinler sizin daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Tek seferde çok miktarda yemek yerine azar azar ve düzenli yemeniz en az ne yediğiniz kadar önemli. 37. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönükler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlemeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.